var. Para, buyurun. Para, para. Şimdi milyonlarca emeklimizin, çocuklarının, torunlarının dört gözle beklediği bir haber, zam. Acaba yeni yılda alacak mıyız? SGK, SSK her neyse, Bağkur emeklileri için zam oranında önemli bir aşamaya geliniyor. Acaba %40 konuşuluyor Ebru. %40 oldukça iddialı. Vallahi yani hani günümüzde tabii bir konuşalım ablalarımız abilerimiz ne diyor acaba, ona göre biz de birkaç kelam edelim. Evet. Hadi bakalım. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketini güncelledi. Milyonların maaş hesabı bir kez daha değişti. En az asgari ücret olursa daha iyi olur. %100 olsa kurtarmaz. Memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı yeni yılda %50'yi aşacak. SSK ve Bağkur emeklilerinin alacağı zam oranı içinse Merkez Bankası'ndan ipucu geldi. Piyasa katılımcılar anketinin güncellenmesiyle milyonlarca emeklinin alacağı zam oranı %40'ı aşabilir. İnşallah, sevinirim. Maaşınız ne kadar? 10 bin. Daha fazla versinler. %40 yetmez mi? Daha fazla istiyoruz. Merkez Bankası'na göre yıllık enflasyonun %68'e çıkması bekleniyor. Bu da 2023'ün ikinci yarısı için gerçekleşecek enflasyonun %40,28 olması anlamına geliyor. Niye %100 olmuyor da %40 oluyor? Milyonların bir diğer beklentisi de maaşlara refah payı eklenmesi. Hükümet kanadından buna da bir sinyal gelmişti ve olası refah payı zammında SSK ve Bağkur emeklisinin maaş zammı da %50'ye yaklaşabilir. Ne kadar efendim emekli maaşınız? Benim de 15. Şükürler olsun. Şu anda ben razıyım. Emeklinin refah payı beklentisi gibi seyyanen zam talebi de vardı. Maaş artışının netlik kazanması için yeni yıl beklenirken emeklinin 5000 liralık ikramiye düzenlemesi de bu hafta meclise geliyor. Ben razıyım dedi abi. Gayet değil mi? Ağızlar kulaklarda. Hanımefendi de %100 olsa yetmez dedi. Evet. Demek ki gelire gidire gidere göre insanlar kendi tavırlarını ortaya koyuyorlar. Biz neredeyiz? Kasım başındayız diyelim. Yıl başında olsa ilk maaşlar zamlı ne zaman alınır? Ya Ocak ya Şubat'ta alınır değil mi? %40. Yani tabii TL'nin o sıradaki alım gücü ne alemde olacak? Özellikle orta vadeli plan açıklandı. Sevgili yöneticilerimiz dedi ki işte şöyle şöyle olacak. Oradaki döviz hareketliliğine bakmak lazım. Yani %40 şimdiden hani... Eski kulağa hani hoş gelse 40'lar, de diyorsun, 100, ne bileyim %200, %300'ler de konuşulmalı belki. Hı hı. Yani hep beraber göreceğiz. Ama bu, yani bir iki ay en azından bu şekilde yok oluyormuş, olmuyormuş. Olacak, olmayacak diye bol, evet, bol haberleri de yaparız. Artık olacağı, bir taraftan yani da tabii, bütün kulislerden de net bir şekilde ilaç, geldi. İlaç olmak zorunda canım. Ama işte hani oran %40'da mı kalsın? Refah payı daha eklenince %50 mi olsun? %100 mü olsun? Martımızda da seçim var, Mart sonu. O da büyük bir avantaj bir bakanıma, evet, bakarsan. Tabii. Emeklilerimiz için, hı, diğer zam alacak arkadaşlar için. Hep beraber bekleyelim. Bekleyelim. Peki.